Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte üst koridorda Garen oynuyoruz abi. Videoya biraz geç kaldık. Telefon kendisi şarj azalınca kaydı durdurmuş arkadaşlar. O yüzden şu an oyunun 5. dakikasındayız ve yeni kayda girdim. Yani kusura bakmayın bundan dolayı. Bu arkadaş bir defa hata yaptı. Onda da arkadaşlar kesmeyi başardım. Şimdi şurayı pushlayıp tekrardan keseceğimize inanıyorum. Şöyle yapsak. Yani niye vuramadık biz bu arkadaşa? Bir tane daha şöyle Q vurursak gayet hoş bizim için yani. Amaç yani niye? Niye yani neden? Sen niye geldin ki buraya? Şimdi W basıyor. Allah Allah, çok enteresan. Şuraya bir totem bırakacağım. Bir tane de şuraya bırakmayı düşünüyorum aslında. Ya ne oldu lan buraya? Neyse şöyle bıraktık. Vadinin alameti ortaya çıktı. Arkadaşlar Wild Rift yani 5-10 defa oynadım. Fazla oynamadım. Gerçekçi olmak gerekirse fazla oynamadım. Onun da sebebi ben sürekli LoL oynuyordum arkadaşlar. Ben bugün öyle bir karar aldım, dedim madem oynuyoruz bari videosunu çekelim, eğer talep görürse devam ederiz dedim arkadaşlar. Eğer sizden talep gelirse bunu oynamaya devam edeceğiz. Bu şekilde bilginiz olsun. Sen beni kestin mi yani? Ben kaçarım ki. Hatta döner seni keserim bile. Aynen bak şu an kestin kanka. Çok enteresan. Sıçrayla geldi. Yani benim burada XP'mi bölüp gold'umu çalmanın anlamı ne ya? Neden master, neden? Neyse arkadaşın canı sağ olsun, gelsin çalsın. Şuradan bir caneri yiyeyim arkadaşlar. Oh. Hadi bakalım. Gel bakayım şimdi kar olan seni. Rıza Allah, senin ultin de yok. Bir şeyin yok senin. Öldün yani. Çok kolay ölmedim arkadaşlar yani, çok beni göre göre bir de keseceğine inandı yani, neyine güvenip inandıysa inandı, üzerime geldi herhalde. Ben buna birkaç dakikadır vurmuyordum, bu ona sebep böyle bir arkadaşım sen buraya böyle giremezsin ya, anladın mı? ADC olarak sen buraya böyle bir kör giriş yok yani. Sıçra falan atıyorsun, ne hayırdır yani, anlamadım ki. Öldüm kanka. Yani arkadaşlar Wild Rift oynayın bu arada, yani bu kadar saçmalıklar olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Bu arada derecelideyiz. Bak şu an oradayım kanka, iyi baktın mı? Peki bu canla bu adamı dönüp kesmeme kaç puan arkadaşlar? Bu canla bu adamı dönüp kesersem bize acaba kaç, yani şöyle söyleyeyim, yok yok gelmedi gelmedi, tamam tamam bir şey söylemiyorum, tamam gelseydi gelseydi bir challenge yiyecek ama yok gelmedi. Benim için sıkıntı yok, şu an 3.5K para var üzerimizde, aslında devam etmesek daha iyi olur, ben bunu bekliyorum aslında. Kanka o Q'yu yer miyim sence? Yani sen öldün kanka. Yani böyle Yasuo oynayış yok bu arada arkadaşlar yani. Solo'da yani Garen'e karşı oynuyorsunuz. Garen'e karşı Yasuo oynuyorsunuz ve Yasuo ilk levellerde çok kırılgan ve bu ilk levellerde bana üstünlüğü verdi. Daha sonrasında hala keseceğim diye üzerime geliyor. Durum öyle olunca tabii ki mağlubiyet kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Yani benim çok güzel oynadığımda değil, sadece adamın hatasını bekliyorum. Evet en başta bana çok yakındı yani, kesebilirdi ama
Orada çok hatalı oynadığı için kaybetti. Şu an istediği kadar uğraşsın. Ama ben base atmadığım sürece, bakın arkadaşlar, ben base atmadığım sürece mesela şu an aramızda kaç K altın farkı var? 6300 o. 8K ben, yani arada 2,5K para farkı var, değil mi? Ama şöyle söyleyeyim, ben base atmadığım her saniye bizim para farkımız aslında yok. Eşit yani. Benim üzerimdeki itemleri kaç gold aldıysam o kadarlık bir dengeliğimiz var. Yoksa ben o adamların üstünlüğüm olmaz. Yani o yüzden en uygun zamanda base atıp eşya almak gerçekten çok önemli. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Yoksa üstünlüğünüz gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Bunu buradan söyleyeyim yani. Artık buralarda çok rahat gezinebilirim diye düşünüyorum. Şuradan gireyim. Ormanda çalayım arkadaşlar. Karşı ormancıyı geri düşünelim. Karşı ormancımız yani karşı ormancı yok. Şaka değil arkadaşlar, yani karşıda ormancı yok. Ya çok enteresan şeyler oluyor maçta. Yasuo buraya bakmaya gelir mi? Gelmedi, biz gidelim ona. Selam aleyküm. Kanka sen de Q tutturamıyorsun ya. Ama böyle olmaz ki kardeşim ya. Yarıcan gitti arkadaşlar, sadece bir E attım diye. Vay. Nasıl ya? Ben orada değildim bile, nasıl bana çarptı o? Şu kuleyi de alalım arkadaşlar. Yavaştan burayı büyük ihtimalle oyunu bitireceğiz. Amaç? Yani orada takılı kaldı herhalde. Yani bizim takım şu an arkadaşlar... Kuleye vur abi. Kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye vur. Aa, FF attılar. Ya arkadaşlar hiç beklemiyordum. Yani bu kadar kolay bir oyun beklemiyordum yani. Tamam, FF atmaları normal de. Ya ben daha güzel bir içerikle uğraşacaktım yani. Daha güzel bir içerik çekmeye uğraşacaktım ya. Neyse arkadaşlar, Bronze 4'te ikinci galibiyetimizi almışız. Yani buradan Challenger'a kadar devam edeceğiz inşallah. Şöyle devam et diyelim bir. Hasarlara falan bakalım. Bir herkese de biz de beğeni gönderelim ya. Hadi. Hadi, herkesi beğeniyorum arkadaşlar. MVP diyor. Bak, Kenan MVP'miş. Gerçekten güzel oynadı çocuk. Helal olsun. Bu arada bakalım. Karşı takım gerçekten çok kötü denk geldi. Yani niye böyle oldu anlamadım. Yani çok adaletsiz bir takım vardı yani. Karşı taraf hiç oyunu bilmiyordu. Şurada attığımız hasarlara da bakalım arkadaşlar. 11K hasar atmışız. Oyunda bizden sonra en iyi hasar atan, yani biz, daha doğrusu Kenan'dan sonra en iyi hasar atan biziz. Kenan 20K hasar atmış ve oyundaki en yüksek hasar bu arkadaşlar. Doğal olarak da gold farkı da tabii ki fazla. Arkadaşlar yani bu kadar kısa olduğu için kusura bakmayın, yani ben de daha güzel bir tekrar oyna demeyecektim, pardon. Şöyle yani ben de böyle kısa video olmasını istemedim ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar eğer video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer gerçekten istiyorsanız bu tür yani Wild Rift videoları olsun, PUBG videoları olsun. Ya PUBG de oynuyorum bu arada arkadaşlar. Steam PUBG oynuyorum bilgisayarımdan. İsterseniz Steam PUBG videoları da atabiliriz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani ben size göre oynayacağım. Size göre içerikler üreteceğim. Yani bundan sonra kanala daha güzel içerikler gelecek arkadaşlar. Yani kanalı biraz ara vermiştik biliyorsunuz. Ama inşallah şimdi tekrar eski formumuzu alacağız. Şu an kanalın izlenmeleri olsun, beğeniler olsun gerçekten çok düşük arkadaşlar. Yani şu pandemi arasında gerçekten hiç uğraşamadım. Sizden ricam, lütfen arkadaşlar şu videolara sağlam bir izlenme ve like atarsanız gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz de dislike butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet.